Evet, selamlar herkese. Marvel Haber ve Söylentiler'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta gerçekten yoğun bir günden var. Özellikle Fantastic Four'la ilgili çok fazla haber, iddia çıktı. Ve hemen Fantastic Four'la başlayalım. Pedro Pascal'ın Reed Richards, Mr. rolü rolüyle ilgili bir görüşme yaptığı, hatta anlaşıldığı, sözleşme imzalandığına dair haberler de çıktı ama hiçbir resmi haber yok şu anda. Rolü aldığına dair sadece spekülasyon var. E Last of Us, Gladiator 2 gibi çekimleri de olacak. O yüzden bu çekim takvimi dolu olduğundan dolayı rolü alamayacağına dair haberler de var. Ee, ama kesinlikle Marvel ve Pedro Pascal arasında Reed Richards rolü için bir görüşme olduğu kesin diyebiliriz. Sadece anlaşma kesin değil. Açıkçası sevdiğim bir isim ama çok fazla projede görüyoruz ve artık sıkılmaya başladım Pedro Pascal'dan ve yani Reed Richards için de bence hiç Uygun bir isim değil. Farklı bir karakter için de görüşme yaptığına dair haberler de var. Yani çok karışık tabii ki de e, bu kadar söylenti çıkınca herkes bir şey atmaya da başlıyor açıkçası. Ama dediğim gibi resmi bir anlaşma yok. Sadece anlaşma ihtimali çok yüksek diyebiliriz. E, yine Fantastic Four ile ilgili sadece Pedro Pascal'ın anlaştığı daha e, diğer karakterler için anlaşma yapılmadığına dair haberler de var ama Filmin yönetmeni de grevler bittikten sonra yani açıklamaya hazırız gibisinden bir açıklama yapmıştı büyük ihtimalle kolpa şekilde açıklama yapmış orada. E, açıkçası ben en başından beri John Krasinski'nin canlandırmasını istiyorum ama onunla ilgili de şöyle bir haber okudum. Kendisi istemiyormuş artık canlandırmak. Çünkü e, kendisi film yazıp film yönetmek istiyormuş. Yani karakter için ayıracak vakti yokmuş. Ve bu karakterle ilgili bildiğiniz üzere çok fazla isim ortaya atıldı. Bir isme karar verilmemesinin ana sebepleri de 10 yıllık bir anlaşma olacak. Yani uzun bir süre kimse çoğu kişi kabul etmiyormuş. Ve bilmiyorum ne kadar doğru ama Süston bildiğiniz üzere başrol olacak. Bunu kabul etmeyen isimler varmış. O yüzden de anlaşma sağlanamamış bazı isimlerde. Şimdi Fantastic Four ile ilgili yine bazı kast haberleri var. Javier Bardem'in e, Galactus rolünü oynamak için Kevin Feige ile bir görüşme yaptığına dair bir haber çıktı. Açıkçası e, Javier Bardem'i de severim. E, Antonio Banderas ismi çıkmıştı daha önce. Yine onun da e, hala da adaylar arasında olduğuna dair haberler var. Bilmem Galactus ana William olacak yoksa böyle yine az mı gözükecek bilmiyorum ama Galactus filmde yer alacak gibi duruyor. Ve yine e, Fantastic Four'da gözükme ihtimali olan ama filmin sonunda böyle büyük ihtimalle jeneriksiyon sayesinde kısaca gözükecek isim Doktor Doom. Doktor Doom rolü içinde Matt Mikkelsen'la görüşme yapılmış. E, daha önce Doctor Strange filminde Cassilius karakteriyle sinematik evrende yer almıştı ama çok büyük bir sıkıntı olmayacak. Zaten Doktor Doom e, maskenin ardından canlandıracak ve Casilius da zaten makyajı olduğu için çok fazla şey değildi açıkçası e, sıkıntı çıkaracak bir durum yok ama zaten çoklu evrenlerden de gelebilir Doktor Doom. O yüzden her türlü bir sıkıntı olmaz eğer Matt Mikkelsen canlandırırsa açıkçası yani bu üç ismi de severim. E, sinematik evrende de yer almalarını isterim ama bilmiyorum bu kadar e, doğru karakterler mi bu isimler için bilemiyorum. E Marvel'ın Kang'den vazgeçmeyeceğine dair haber yaptı Daniel yine. Eee John Majors'ın duruşması bu ay sonunda olacak. Karakter e, oyuncu suçlu bulunup karakter recast edilse bile yine hikaye Kang'in üzerinden devam edecekmiş. Kang Dans'in iptal olabileceğine dair haberler çıktı ama e, büyük ihtimal öyle olmayacak. Yine e, bu söylentilerin çıkmasının ana sebeplerinden biri de Destin Daniel Creighton'ın artık Avengers the Kang Dynasty filmini yönetmeyeceğiydi. Yine Jeff Lawless'ın da projeden ayrıldığı haberle çıktı ama o zaten çok önceden çıkmıştı. Bu projeden ayrılma sebebi olarak da işte Kang Dynasty'nin iptal olacağına dair bazı spekülasyonlar çıktı ama o doğru değil. Sadece e, hayal ürünü bazı kişilerin yazdığı. E, yine Destiny Daniel Kretin, ama Shang-Chi 2 ve Wonder Man projelerinde bulunmaya devam edecek. Yine başka projelerde de e, görev alabilmiş, alabilirmiş. Mesela bu hiç hatırlamıyorum. Şenkin'in kardeşinin projesi olacağına dair de bir e, iddia vardı. On e, halka işte onunla ilgili bir e, proje olabilir. Wonder Man'in çekimlerine de Şükran gününden sonra devam edilecekmiş ve proje yine Marvel Spotlight altında çıkacak. E, Kang Dynasty hakkında konuştuk. Secret Wars hakkında da çok küçük bir haber var. Filmi kim yönetecek hala da bilmiyoruz yine. Moon Knight, Loki Sezon 2 ve şimdi Daredevil Born Again'i yönetecek ikili Justin Benson ve Aaron Moorhead Squidward yönetmek istediklerini de açıkladılar. Ee, güzel olabilir aslında. Ben e, yine Infinity Saga'da olduğu gibi e, Infinity Saga'da daha önce birkaç film yönetmiş yani karakterlere biraz daha hakim ve yine Infinity War ve Endgame'i aynı isimlerin yönetmesini e, tercih ederim. Yani yine Kang ve Secret Wars'da aynı isimler yönetmeli bence. Ee, bu Justin ve Aaron ikilisi de şu ana kadar Moon Knight'ta hangi bölümleri yönettiler tam olarak bilmiyorum ama kötü bir proje değildi bence. Loki sezon 2'de yönettikleri bölümler iyiydi gayet. Yani sezonda beğenmediğim bölümleri onlar yönetmemiş zaten. Daredevil Born Again'de de iyi bir iş çıkarırlarsa hem Multiverse tarafında hem de sokak seviyesi tarafında da kendilerini ispatlamış olacaklar bence. E, yönetebilirler çünkü çok fazla aday yok açıkçası benim içmesine Eee fragmanlar geldi bu hafta onunla ilgili de bir video çektim. Watif sezon 2 ilk fragman ve poster yayınlandı. 22 Aralık'ta başlayıp her gün bir bölüm şeklinde yayınlanacak ve bu çok iyi olmuş bence kesinlikle. E, her hafta her hafta yayınlamaktansa bu Christmas sezonunda yayınlanacak. Watif sezon 2. Yine birleşecek gibi duruyor bu arada. Ee, karakterlerin en azından bazıları bu fragmanı bir daha seyredince videoda konuşamadım ama e, Carter ve bu Kahori karakterleri bir araya geliyor gözüküyor Thanos'la karşılaşıyorlar. Yine bir e, toplanma olacak gibi. Madame Web'den de fragman yayınlandı. Açıkçası çok fazla heyecanlanmıyorum. Ama e, videonun sonunda bununla ilgili bir haber var Sony Marvel projeleriyle alakalı. O ilgi çekici olabilir ve bu filmin önemi büyük olabilir. Bildiğiniz üzere Daredevil Born Again tekrardan yazılmaya başlandı. Çekimler tekrardan başlayacak. Yani proje önceki proje çöpe atıldı diyebiliriz. Önceki projede dizide Bucky Barnes'ın da gözükmesi planlanmış. Açıkçası bu dizi 18 bölümden oluşacak ve 3-4 bölümünde ben konuk karakter görmeyi bekliyorum açıkçası. Punisher onlardan biri. Spider-Man'i görmek çok isterim ama büyük ihtimalle göremeyeceğiz gibi duruyor Sony'den dolayı. Bucky Barnes gibi hiç aklıma gelmeyen isimleri de görmek güzel olabilirdi. Umarım bu konuk olarak bazı karakterleri görebiliriz. Robert Kirkman, Invisible'ın yazarı, yönetmeni de sanırım. Bir YouTube programında Steven Yeun'un canlandıracağını yanlışlıkla doğrulamış olduk. Oyuncu e, kostüm denemelerinden dönüştü. E, Robert Kirkman'la mesaj yazırken, e, için işte kostüm denemelerini gittiğini yazmış. Robert Kirkman da e, YouTube e, canlı yayında bunu söyledi. Daha önce de söylemiştim. Yani oyuncuyu severim ama çok karaktere uyduğunu düşünmüyorum. E, umarım nasıl yapacaklar bilmiyorum ama biraz e, karakterle ilgili beklentim söndü açıkçası. İlginç olabilirdi. Thunderbolts filminde Sentry'yi e, görmek. Venom 3'ün çekimleri tekrar başladı. E, yine açıkçası hiçbir beklentim yok filmden. Sadece videonun sonunda konuşacağımız haber bir umut e, canlı tutuyor. Vision Quest'in çekimlerine de 2024'te başlayacakmış. Açıkçası bu projenin iptal edilme ihtimali de var. E, o yüzden çok net değil bence. E, Taika ettiği açıklama yaptı. Thor 5'te yer almayacakmış, yönetmeyecekmiş filmi e, bu güzel bir haber. Sonunda kurtulduk diyebilirim. Yani Ragnarok sevdiğim bir filmdi ama Lamentander hem karakteri e, hem, çoğu karakteri yani mahvetti diyebilirim. Thor 5'te umarım artık daha ciddi bir Thor görebiliriz ama ne zaman nasıl göreceğiz bilemiyorum açıkçası. E, karakteri de sonlandırabilirler. E, Kank veya Secret Wars'ta belki Thor 5'i göremeyebiliriz de. Elsa Bloodstone solo projesi geliştirme aşamasındaymış. E, açıkçası o Supernatural tarafını göremedik. World of By Night'den sonra MCU'nun yine gelirse böyle bir proje ya özel sunum ya da Marvel Spotlight altında gelir ama kesinlikle daha fazla görmek istiyorum bu e, Marvel'ın Supernatural tarafını ve Eternals'ın devam filminde geliştirme aşamasında bunu zaten biliyorduk ama yine Thor olduğu gibi ne zaman geleceğiyle alakalı bir soru işareti var. Büyük ihtimalle Kang Dynasty ve Secret Wars arasında gelebilir. Devam filminde de Richard Madden, Icarus karakterini canlandıran isim geri dönecekmiş. En son filmin sonunda güneşe doğru uçmuştu. Ben flashback olarak geri döneceğini düşünüyorum ama tabii ki de geri döndürebilirler karakteri. Ve şimdi de haftayı büyük bir haberle kapatalım. Daniel'ın haberi Birkaç kaynak daha bunun üzerine haberler yaptı sanırım ama ilk olarak Daniel'dan görmüştüm ben. Spider-Man 4 yine Multiverse filmi olabilir ve bu Sony Marvel filmleriyle Marvel Sinematik Evrenini birbirlerine bağlayabilir diye haberler çıktı. Daha önce geçtiğimiz haftalarda Vulture'ın geri dönebileceğine dair haberler vardı. Bu o iddialarla kesişiyor nasıl bağlayacaklar bilmiyorum açıkçası. Madam Web dediğim gibi önemli bir role sahip olabilir. Venom daha önce gidip geldiği için Venom 3 filminde yine önemli bir noktaya sahip olabilir. Ama e, bu karakterleri görmek güzel olacak. Çünkü bu, tek başına açıkçası hiç bir değeri yok. Yine Andrew Garfield'ın Spider-Man'in Venom 3'te yer alacağına dair haberler falan vardı. Ama büyük ihtimalle herhalde anlaşamadılar Andrew'la. E, ve Tom Holland'ın Spider-Man'i üzerinden bağlamaya karar verdiler diye düşünüyorum. Ee, ama açıkçası Spider-Man 4'te kendi başına ilerleyen, e, sokak seviyesinde olan, e, King Bin Derdav'ın yer aldığı bir Spider-Man 4 görmek e, görmeyi daha çok tercih ederdim. E, nasıl yapacaklar açıkçası, nasıl bağlayacaklar hiçbir fikrim yok. Ama e, büyük ihtimalle bu Secret Wars, Kang Dynasty'de de e, karakterlerin yer almaları için özellikle Secret Wars'ta yani ben Tom Hardy'nin, Venom'un e, Secret Wars'ta kesinlikle yer alacağını düşünüyorum. Onun için bir yol yapmış olacaklar büyük ihtimalle. Ama e, açıkçası sokak seviyesindeki Spider-Man 4'ü görmeyi tercih ederdim. Spider-Man 5'i de hemen yine Multiverse temalı yapacaksanız Kang Dynasty ve Secret Wars arasında yapabilirlerdi bence. E, ama öyle olmayacak gibi duruyor. Ee, bu haftalık haberler böyleydi. Marvel haber ve söylentilerinin sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Bay bay.